Selamünaleyküm arkadaşlarım, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor arkadaşlar, umarım ki iyisinizdir. Ben bir videoya gireyim, hemen kuşlar oradan ciyak ciyak etmeye başladılar. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm, aleykümselam. Arkadaşlar dün bir bok yedik, dedik ki arkadaşlar lan ben ayda 2 tane video çeken adamım. Şimdi tamam, ben ayda 2 tane video çekiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Mücahit Oray, dün video çektin, bugün video çekiyorsun, hayır mı diyeceksiniz. Kardeşim dün dedik ki, ağzımızdan ne çıktı, dedim ki arkadaşlar siz 300 like atın dedim. Yarın hemen bir video daha çekeceğim dedim. Arkadaşlar benim içimden geçen, ben diyorum ya like sesi gelmez, ben de yarın yatarım diye düşünüyordum. Ondan sonra bir baktım arkadaşlar, dedim ne oluyor lan, dedim insanlar like atmış falan filan. Arkadaşlar şu anda herhalde bir 325 falan like olmuş. Çok teşekkür ediyorum, dedim madem kardeşlerim dedim like'ını atmış, biz de dedim o zaman bugün bir video çekelim. Arkadaşlar yine bir çılgınlık daha yapalım. Yine hedefimiz arkadaşlar 300 like olsun. Eğer yine 300 like bu videoya gelirse arkadaşlar hiç beklemeden, hiç ara koymadan yarın yeni bir video daha çekeceğim. Artık yarın ne konu bulurum bilmiyorum. Dediğim gibi en son herhalde arkadaşlar şu metileni içtim diye bir video gelirse şaşırmayın. Aa, yapacak bir şey yok. En son bu videoyu çekeceğiz yani büyük ihtimalle. Arkadaşlar şimdi bugünkü video konumuz ne? Zaten başlıkta gördünüz ama arkadaşlar bugün hiç bu zamana kadar beslemediğimiz bir balık geldi. Onu göstereceğim size. Arkadaşlar dükkanımızın kapısından her an neyin geleceği, neyin gireceği ya da nasıl bir anarşizm yaşayacağımız belli değil. Yani şu kapıdan her an bir şey çıkabilir yani. Şu an bile bir şey çıkabilir diyeceğim ama kapıyı kilitlemişim, rahatız. Arkadaşlar artık videolarımı çekerken gecenin köründe video çekiyorum. Şu anda üst komşu yatıyor ama arkadaşlar ben aşağıda bangır bangır bağıra bağıra video çekiyorum. En son beni bir gün buradan vuracaklar yani. Arkadaşlar bir yudum kahvemizi aldıktan sonra, bu arada Didi'yi içerdim beni bilirsiniz. Arkadaşlar Didi'yi artık sütlü köpüklüyle aldattım. Ooo kardeşim Nescafe'den reklam mı aldık? Kardeşlerim bugünkü videomuzun konusu, biliyorsunuz ki size söylemiştim, bunlar arkadaşlar beyaz belek olmuş zaten biliyorsunuz ama böyle son demlerindeydiler yani, kurtulmuşlardı. Arkadaşlar son şöyle bir bugün incelemesini yapacağız, dibini çekeceğiz şu akvaryumumuzun. Bu akvaryumumuz artık kurtuldu arkadaşlar, şöyle bir bakayım ama yok arkadaşlar beyaz belek göremiyorum ya. Şöyle bir bakıyorum daha detaylı. Özellikle arkadaşlar genetik tetralarda ya hepsinde yoktu ama bir 15-20 tanesinde vardı. Bir 5 tanesi karışık hardcore beyaz belek yani. Artık beyaz beleğin balığı vardı. Öyle anlatabiliyor muyum size? Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir bakıyorum da bugün gayet güzel tertemiz olmuşlar. Arkadaşlar beyaz beleği kurtardı. Şimdi bu videomuzda hem beyaz belek üzerine konuşacağız. Hem arkadaşlar şurada küçük bir akvaryumumuz var. Bunu size göstereceğim. Bunun içinde bu zamana kadar hiç beslemediğim bir tür var. Onu göstereceğim. Hem de arkadaşlar yeni balıklar geldi. Onu da buraya atacağım. Arkadaşlar eğer ki bir pet shop'unuz varsa kapıdan kimin artık lanet gitsin ben bunu bırakmak istiyorum diye geleceğinin bir sınırı yok. Yani her an her şey gelebilir. Yani şu an içerisine birisi girip kardeşim ben şu atımı sana vermek istiyorum diye yani bir öyle birisi bile girebilir yani. Anlatabiliyor muyum size? Arkadaşlar dediğim gibi hani birisi akvaryumunu bıraktı gitti, adam kuşa başlamış. Biz ona bunun karşılığında ya kardeşim beleşi almadık yani sonuçta. Orada alttan yazmadık. Ooo Mücahit Bey beleşi seversin. Kardeşim beleşi severim ama şimdi adam bunu bize beleşe verir mi? Ama bu da bizim sevdiğimiz bir abimizdi. Hemen ona şöyle arkadaşlar kuş malzemesi falan yaptık. Ha, Allah var şimdi adam bize bunları verirken yani şey de demedi. Yani demedi hani bize şu kadarlık bir şey ver, bu kadarlık bir şey ver. Ha, kardeşim öyle demeyince ben de bir cömert olasım geliyor. Her şeyi veriyorum. Ondan sonra adam gidince de diyorum ki boku yedik lan. Baktık lan kardeşim. Öyle diyorum yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir beyaz belekten bahsedelim. Ondan sonra şu akvaryuma geçeceğiz. Buranın dibini çekeceğiz, temizleyeceğiz. Sonra bu akvaryumdaki arkadaşlar balıklarımızı buraya geçireceğiz. Bugün yani bayağı bir işimiz var yine. Arkadaşlar bugün büyük ihtimalle zannedersem 30 dakika beraberiz. Haberiniz olsun kardeşim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz beyaz belek nasıl bir tedavi edilmesi lazım. Onu size bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar beyaz belek balıklarda ikiye ayrılıyor, tamam mı? Yani nasıl vatozların beyaz beneği, normal balıkların beyaz beneği. Neden derseniz arkadaşlar şimdi normal beyaz benekte yani normal diğer balıklarda tuz atabiliyoruz. Ama vatozda atamıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bu yüzden eğer ki balığınızı yani türünü ilk önce bir seçin. Baktınız ki böyle beyaz beyaz oldu. Bir de arkadaşlar bu beyaz benek öyle bir şey ki hani toz gibi tamam eyvallah ama arkadaşlar yani balığa baktığınız zaman anlıyorum. Çünkü neredeyse hayvanın ağzına, burnuna, yüzüne, gözüne, her yerine sivilce gibi geliyor yani. Bu beyaz beleği anlarsın. Hani bazen böyle abi işte benim balığım beyaz belek mi falan filan diye soruyorsunuz ya. Arkadaşlar toz gibi değil ya. Bildiğin yani yapışıyor kardeşim böyle emcüklüyor balığınızı. O yüzden arkadaşlar yani bunu emin olun ayıkırsınız yani beyaz belek olduğunu. Bir de bu neden oluyor? Tabii bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyorsun falan. En çok orada arkadaşlar beyaz belek oluyor. Arkadaşlar şimdi genel olarak balıklarda ne yapmamız lazım? Onu ben size bir anlatayım. Arkadaşlar ben 28 dereceye çıkarttım, olayı çözdüm. 28 derece, 30 dereceye kadar suyunuzu çıkartıyorsunuz, tamam mı?
Ondan sonra arkadaşlar metrelerinizi atıyorsunuz. Ben de metrelerin hani şeyi yok yani, damla sayısı falan yok. Ben kafama göre atıyorum arkadaşlar. Ha ben böyle bir akvaryum için 30 santim bir akvaryum için kaç tane metrelerin damlası atmışımdır? Bir 15-20 tane damla atmışımdır. 5 tanesi de benden olsun diye atmış olabilirim. Yani öyle pek de saymıyorum açıkçası. Ondan sonra arkadaşlar ısıyı arttırdık, metreleri attık ya. Arkadaşlar bir de kaya tuzu atıyoruz. Ya kaya tuzu ya da akvaryum tuzu atıyoruz. Hatta ben bu süreç içerisinde kendi akvaryum tuzumu bitirdim. Ondan sonracığıma arkadaşlar bunları bir 4 gün boyunca o şekilde hani her gün dip çekiyoruz. Şimdi mesela biz bu işlemi yaptık ya, ondan bir gün sonra şöyle yapıyoruz. Dibini arkadaşlar, dibini sanki böyle bir süpürgeyle halıyı hani nasıl süpürürsünüz ya, ama her tarafını süpürürsünüz. Arkadaşlar burada iş aslında orada bitiyor. Arkadaşlar her tarafını böyle ince ince git gel git gel git gel git gel dibini çekiyorsunuz. Niye? Arkadaşlar bu beyaz melek ısıda artan, çoğalan bir şey olduğu için dibe iniyor, dipte çoğalıyor, tekrardan balığa çıkıyor. En azından yani bu süreç bir 4 gün 5 gün sürüyor. Tamam mı? Eğer ki her gün siz uyandığınızda, geldiğinizde dibini bir süpürge gibi çekerseniz, ondan sonra yerine eksilen suyun üzerine su eklerseniz, ki eklediğiniz suda yine aynı ısı derecesinde olmalı. Şimdi mesela sizin şuradaki suyunuz sıcak olacağı için sen dışarıdan soğuk suyu koyarsan arkadaşım geçmiş olsun. Haydi öldü reis, öldü, yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar buraya ekleyeceğiniz yeni suyun da aynı derecede olması lazım. Ondan sonra arkadaşlar ne oluyor? Tabii sudaki metilen seviyesi azalıyor ya. Hani yeni sadece bir su eklendi falan, metilen azaldığı için yine metilen atıyorsunuz, yine tuz atıyorsunuz. Bu normal balıklar içindi. Arkadaşlar tekrardan geldim. Şerefsiz arkadaşım karşım şimdi, bizde normal bir arkadaşımız olmadığı için adam biliyor ben video çekiyorum, tamam mı? Gelmiş kapıyı tıklattırıyor. Yani aslında düşünmek lazım bu saatte kim gelebilir. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi bu şekilde bu olayı çözebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu beyaz benek olayında bir nokta daha var, tamam mı? Bunu da ben şöyle hani duydum ama bunu daha deneyim etmedim. Yani ne söylesem ya. Arkadaşlar bazıları da diyor ki mesela bu süreç içerisindeyken akvaryuma ışık vermeyin diyorlar. Şimdi ben de balıklar beyaz binek olunca açıkçası normalde bu bütün gün yanıyor, tamam mı? Ben 4 gün boyunca pek de bir yakmadım. Yani balıkları karanlıkta bıraktım. Yani balıklar genel olarak hani bu aydınlıkta duruyorlardı. Ama arkadaşlar işe yaradı mı yaramadı mı açıkçası bilmiyorum. Hani ben bu sefer biraz da karanlık yapma yoluna gittim. Yani ışık vermedim akvaryuma. Yani ben bu işi çözdüm bugün. Yani artık 4. gün şöyle bakıyorum, balıkların hiçbirisinde beyaz benek yok. Ama ben tedbir amaçlı bugün yine dibini çekeceğim, metilen atacağım, başka bir şey yapmayacağım. Ondan sonraki günlerde yani yarın artık ben burayı artık maviliğini açacağım. Yani metileni tamamen akvaryumdan çıkartacağız. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Seyrelte seyrelte yapacağız. Ondan sonra ısıyı düşüreceğiz. Böyle böyle gideceğiz yani. Şimdi arkadaşlar bunu acaba buna geçelim mi? Ondan sonra buna mı geçelim? Şöyle yapalım arkadaşlar, en iyisi biz bunun bir dibini çekelim, ondan sonra gelelim bunu gösterelim. Arkadaşlar yeterli miktarda suyu çektik. Şimdi bunun içerisine aynı oranda su ekleyeceğiz. Bunun ilk önce bir derecesine bir bakalım şimdi. Burası kaç dereceymiş? Ondan sonra arkadaşlar bu ısıda su koymamız lazım. O çok önemli. Şimdi kalkıp da eğer çeşmeden suyu basarsanız geçmiş olsun. Arkadaşlar şu an 20 derecelerde falan. Bu suyun şu anda bir 28 dereceleri falan görmüş olması lazım. Ama aslında çok da böyle bir ahım şahım sıcak da değil. Arkadaşlar ben akvaryumlarda şu anda 100 derece 100 watt bir ısıtıcı kullanıyorum. Aslında yetmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hastalıkta, tedavide arkadaşlar 100 watt yetmiyor. Niye derseniz şu anda dükkan soğuk olduğu için, hele ki akşamları arkadaşlar burası buzhane. O yüzden arkadaşlar yetmiyor. Yani şu anda su var ya, hakikaten neredeyse serin bile diyebilirim ha. Gerçekten serin bile diyebilirim. Şöyle bakıyorum da. Kardeşim biz beyaz beneği 24 derecede tedavi etmişiz gibi görünüyor. İlginç, ilginç. Arkadaşlar 25 derece bir su hazırlayıp hemen geliyorum şimdi. Vallahi normalde bu suyun falan 28 falan olması lazım da 25 dereceye düşmüş. Niye onu ben de bilmiyorum arkadaşlar da, ya ağzını falan açık bırakmış da olabiliriz. Dediğim gibi 100 watt yetmiyor arkadaşlar burada, ben onu fark ettim. Yani bizim normalde böyle beyaz börek durumlarında arkadaşlar burada bir 150 watt 200 watt falan yapmamız daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ben gideyim bir suyu hazırlayıp tekrardan geliyorum. Arkadaşlar suyumuzu yaptık. Açıkçası öyle çok da bir su yapmadım. Sonuçta artık bu metileni biraz daha seyrettireceğim için. Ha ne yapacağız? Bugün yine bir biraz metilen atacağım ama arkadaşlar çok az atacağım artık çünkü olay geçti. Şuradan bir yudum kahvemizi aldıktan sonra şimdi.
işimizi yapabiliriz. Şimdi ne yapalım? Buranın suyunu bir aktaralım. Arkadaşlar buraya da sığmıyor. Suyu dökemiyoruz rahat rahat da. Arkadaşlar bu arada sizlere bir haber daha vereyim bu videoda. Ben buraya yukarı tarafa biliyorsunuz ciklet yapacaktım ya. Zaten haberiniz var. Ayın 3'ü gibi falan gideceğim diyordum ya sizlere. Arkadaşlar ayın 1'inde buraya Iceman gelecek. O yüzden büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde buraya ben bir strafor alacağım üst kata akvaryuma. Hani altına koyalım da akvaryum patlamasın falan diye. Arkadaşlar oraya büyük ihtimalle 1-2 gün içerisinde hem strafor yaparız hem akvaryumu dekore ederiz. Motor falan bağlarız, pipo falan bağlarız yukarıya. Arkadaşlar oranın suyunu da bir doldururuz. En azından dinlensin. Çünkü pazartesi günü arkadaşlar şu anda yavru veren oturmuş bir koloni geliyor. Açıkçası arkadaşlar gelen kolonide erkek fazla olabilir. O yüzden erkeklerini şutlarız. Dişileri elimizde tutarız. Yani çünkü çok fazla erkek istemiyor. Niye derseniz kardeşim niye durduk yere şimdi erkek besleyek? Hayır boştan yere alın da yer kaplar yani. Öyle bir de durum var. Yalnız arkadaşlar su çok az ya. Su çok az. Acaba şöyle şuradan şuraya falan aktarım mı yapsam diye düşünüyorum da şu anda. Arkadaşlar bir biraz bekleyin tamam. Ben biraz daha bir su hazırlayıp tekrardan geliyorum. Bir saniye. Arkadaşlar videoda bilmem fark ediliyor mu ama yo çok da güzel fark ediliyor. Arkadaşlar buharı görüyoruz mu? Nasıl bir buhar yükseliyor. Şimdi balıklarımıza direkt oradan bu suya atarsak balıklarımızın beyaz beneği. Yani şimdi müthiş derecede geçer ama belki hayatlarda geçebilir. O yüzden ona tam da bir şey diyemiyorum. Yalnız arkadaşlar çeşmeden aldığım şu suyun berraklığına bir bakar mısınız ya? Aga bundan daha sarısı benim bildiğin içtiğim çay yani. Yani bizim belediyenin suları var ya gerçekten adam öldürür. Yani suyu kaynatmasak yemin ederim balıklar beyaz benekten ölmesi kardeşim vebadan falan ölür, koronavirüsten ölür, yani bir şeylerden ölür ama garanti ölür yani. Şimdi arkadaşlar ben bunun içine dereceyi de attım, 26 olmuş arkadaşlar. Hadi diyelim ki biz az önce biraz serin su attık ya, 27 idi 26'ya düştü falan desen. Arkadaşlar biz yani beyaz beneği 27 derecede falan çözmüşüz. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani demek dükkan şartlarında yani bizim burada var ya herhalde bir 150 watt falan çalıştırmamız lazım ki hani akvaryumun hakkını versin. Hani şimdi böyle şartlarda sıkıntı yok. Ama arkadaşlar eğer ki siz diyorsanız ki hani 30 dereceyi çıkartacağım 100 watt diye ki benimle mi başaracak kardeşim bunu diye. Yani o yüzden arkadaşlar 100 wattı da üzmemek namına demek ki arkadaşlar yani 150 watt falan kullanmamız lazım. Bir daha beyaz benek edersen balıkları ki edeceğime de garanti eminim kıştır arkadaşlar. İlla ki beyaz benek oluyor. Şu anda yani beyaz beneğin olmadığı bir pet yok. Kardeşim birkaç tanedir. Onlardan bir tanesi de artık benim. Çünkü niye ben kurtuldum. Arkadaşlar şimdi şurada bir derecemiz daha var. Bir bakalım buradaki sırlar dünyası acaba kaç derece? Buraya bir bakalım. Ama bura yok abi burası sıcak belli yani. Parmağım içine girmiyor daha. Neyse en azından biraz daha su seviyesi yükselmiş olur. Ha arkadaşlar dinlendirseydik daha iyiydi ama ya şimdi bu balıklar çok da narin balıklar olmadığı için hani genetik tetra eğer ki sağlam bir yerden aldıysanız yaşıyor. Mesela bunların geldiği yer sağlamdı. Arkadaşlar balıklar mesela beyaz benek falan atlattılar ama bir şey olmadı. Ha ne oluyor bazen mesela arkadaşlar geliyor balık tamam toptancıya gidiyorum mesela şöyle bir bakayım var şu balığa. Balık kardeşim yani yüzdüğünden haberi yok. Yani balık belki ölmüş ama hani son çırpınışlar. Hani akvaryumda öyle gezmiyor ama bilmeyen adam alıyor topluyor getiriyor ondan sonra bulamıyor. Kardeşim ölmüşken. Ondan sonra diyorsun ki balıklarımız niye hasta? Niye balıklarımız şöyle böyle? Halbuki arkadaşlar işte geldiği yer çok önemli balık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım burası kaç derece. Kardeşim şöyle bacağımdan bir destek alayım da. Ama arkadaşlar su yine şöyle bir bakıyorum da kardeşim sıcak ya sıcak. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi 300 like attınız. Hemen dün videoya 300 like geldi. Bugün de hemen videomuzu yükledik. Eğer ki arkadaşlar bu videomuza da 300 like gelirse pazar gününe hemen arkadaşlar yeni bir videoyu çakacağız. Tabi pazar günü ne yaparız ben de bilmiyorum. Allah büyüktür. Siz 300 like atın kardeşim. Video çekmeyen mücahit tutarsın yani. O kadar söylüyorum. 300 like yapıştırın. Arkadaşlar hemen videomuz gelecek. Oo arkadaşlar burası 28-29 dereceleri buldu. Biraz daha su ekleyeceğim buraya. Kardeşim kendimi Kurtlar Vadisi eroin yapma sahnesi gibi hissettim. Kardeşim dereceyle oynuyorum. Şunu da bir kaldır. Kardeşim anasını sattık. Artık annemiz yok diye kardeşim. Rahat davranıyoruz. Çünkü sonuçta annem yok burada. Eskiden olsaydı ne derdi? İçeriden seslenirdi. Yere su dökme. Akvaryumlar pis kokuyor. Kardeşim siz bunları tanıdık gelmiştir size de. Eminim sizin de aileniz böyle şeyler söylüyor. Arkadaşlar sanki biraz bokunu çıkarttım da suyu soğuk yaptım gibi geliyor ama şu an bir bakalım kaç derece olacak.
Yani şöyle böyle ya, şimdi 25 derecelere falan düştü ama tamam yeter ya, yeter, bir şey olmaz kardeşim. Ondan sonra şimdi beyaz benekten kurtarıp tekrardan beyaz benek geliyormuşuz. Arkadaşlar şunu şöyle bir tepelemesini ilk önce dökelim. Şurada biliyorsunuz elma salyangozunun yavruları da var, çoluk çocuğu da var. İnşallah onlara bir zarar gelmez. Kardeşim genetik tetraların kafasına verdik suyu. Hayvanların ölmeyeceği varsa dönecek şimdi. Arkadaşlar bu işi bir halletseydik yani şuradaki şu akvaryum nereye gitti lan? Burada az önce bir akvaryum vardı ya. Oradaki balıklara bir geçeydik iyiydi. Oradaki balıklar sürpriz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İçinde iki tanesi var ki ben bu zamanda hiç beslemedim. Gördüğüm duyduğum bir balıktı ama efsane bir balık. Gerçekten birazdan onu size göstereceğim. Zaten söyledim arkadaşlar. Buraya şimdi Iceman'leri buldum. O da çok büyük ihtimalle böyle zaten eğer hedeflerimize ulaşırsak her gün video çekersek 1-2 gün sonra falan görürsünüz. Arkadaşlar dediğim gibi like yapıştırın. Siz 300 like atın kardeşim, gerisi bende. Video istiyorsanız kardeşim like'larla Mücahit orayı teşvik edin. Mecbur bırakın kardeşim, ben büyük söz ettim. Dedim ki hedefi tutturun dedim. Video atmayan Mücahit'in ağzına tüküyüm dedim. Hani o yüzden videoyu kaçırma şansımız yok. Arkadaşlar yeteri kadar su ekledim ama su gerçekten sarı ya. Anasını satayım bu gidişle şerefsizim. Akvaryumlara hazır su kullanacağız ya. Gerçekten belediyemizi arayıp yani diyeceğim ki kardeşim işiyorsunuz mu içine ya? Hani gerçekten soracağım ya. Diyeceğim kardeşim bunu az işemişsiniz diyeceğim ya bu sefer. Gerçekten arkadaşlar su seviyesi çok sarı ya. Anlamadım gitti. Şöyle arkadaşlar birazcık kafamıza göre metilen atıyoruz. O CD'yi biraz bastırsın kardeşim. Yani bu kadar metilen yeter. Kardeşim hani ben size 15-20 damla dedim ya. Kardeşim 30-40 damla bile atmış olabiliriz yani. Neyse. Arkadaşlar balıklarımız bunun içinde kalsınlar. Bu son benim metilen atışımdı. Balıklar 5. gününde düzeldiler. Ama ben hani bunu bir tane hani bu da bizden olsun diye yaptım biliyor musun? Hani bu da benden olsun reis dedim. Yani bir daha metilen kalsınlar. Ondan sonra arkadaşlar yarın zaten artık tamam. Yani bu biraz da tedbir amaçlı falan yaptığımız bir işlemdi. Çünkü zaten şöyle bakıyorum da hiçbirinde beyaz benek kalmadı. Hani birisinin kıçında kalmıştır. Ondan sonra başımıza bela olur tekrardan cortlar diye. Hani ben dedim ki hani bugün de benden olsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar artık şu akvaryuma geçebiliriz. O akvaryum için videoyu yakın çekim yapalım daha iyi olur. Hemen geliyorum arkadaşlar. Kardeşim kendimizi rahat hissettiğimiz açılara geldik. Yani şu akvaryumun sularına bakar mısınız arkadaşlar? Her yer su pislik içerisinde. Arkadaşlar geçenki videomuzda burada bir açık şey de kalmış, size söyleyeyim neydi? Meyve suyu kabı falan kalmış. Kardeşim doğallıktan öleceğiz değil de kardeşim fark edememişiz. Doğallığı boş ver. Arkadaşlar şimdi biz böyle bir akvaryum aldık, tamam mı? Abimiz getirdi. Zaten sistemi ben kurmuşum belli. Şu pipoyu zaten benden başka satan yok kardeşim. Yalnız bunun içini nasıl pembe yapmayı başardılar onu ben de bilmiyorum reis. İçinde arkadaşlar neler geldi? Şimdi ben bunu kaça aldım size öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben bu sistemin karşılığında bak burada ne var? 50 santim bir akvaryum yok kardeşim. Burada 30 santim bir akvaryum var. 25 derece bir 25 watt bir ısıtıcı var. 3 tane bitki var. Pipo var. Arkadaşlar bu balıklardan birkaç tanesi benim değil. Vatozlar bana ait. 2 vatoz var burada. Arkadaşlar peki burada bizim daha önceden hiç beslemediğimiz balık nedir dersiniz. Arkadaşlar burada 2 tane çok harika panda çöpçü var. Birazdan onları da size göstereceğim. Panda çöpçü arkadaşlar şu anda şeyin altına saklanıyor. Ondan sonra orada bir tane de arkadaşlar herhalde tetrazon var. Yani tetranın türünden bir balık var. Bunları birazdan zaten akvaryumumuza saldığımızda çok daha rahat göreceğiz. Yalnız arkadaşlar buranın suyu soğuk. Şimdi bizim de şuralar sıcak olduğu için kardeşim gerçi çok da sıcak değil yani. Şimdi biz yalan da konuşmayalım. Bak şuradan görebilecek miyiz? Oğlum her şey net görünüyor lan artık. Yalnız arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim mi? Burası zaten tamam artık çözdük ya bu olayı. Buraya bir iki gün sonra şuradaki vatozlardan bir tanesini atacağım. Buranın gerçekten camı çünkü böyle bir içeriden yağlandı artık. En azından o vatozlar orayı bir çözsünler. Arkadaşlar şimdilik o balıkları buraya göndereceğiz. Nasıl yapalım arkadaşlar? Şimdi ben bunları bir kovaya bir koyayım. Tekrardan geleceğim bir saniye. Kovaya şöyle biraz su koyduktan sonra içine biraz da metilen attım. Tabii ben buraya dip çekimi yaptığım için şu akvaryumdan buraya bayağı bir beyaz benek hastalığı geldi. Şimdi ben bunu metilenle iyicene yıkadım. Hatta şöyle karşınıza biraz daha metilen atayım. Arkadaşlar metilen iyidir. Metilen candır. Şerefsizin metileni var ya size satmak için aldım, kendim kullanıyorum desem yalan olmaz. Arkadaşlar bayağı şöyle güzel güzel de çarkaladım ki hani bakteri öldürsün. Arkadaşlar metilen bildiğiniz gibi bir zehirdir. Hani mesela eskiden şey diyorlardı ya hani böyle akvaryum su düzenleyicisi diye falan satarlardı. Cahiliye devrinde. Yani kardeşim 532. yıllarda falan bile böyle bir cahillik yoktu. Ama arkadaşlar zamanında bizim ülkemizde metilen mavisini şey diye sattılar insanlara. Akvaryum su düzenleyicisi diye sattılar. Normalde akvaryuma koymanız gereken ilaç
budur arkadaşlar. Bak akvaryum su düzenleyicisi diye adam yazmış yani, tamam diyor. Adam anlamıyorsan bile diyor aqua defans ne demek. En azından diyor bak ben şuraya yazmışım diyor. Tabii biz gittik ne yaptık zamanında, adamların yönlendirmesiyle metilini arkadaşlar akvaryumlarımıza attık, çortladık. Arkadaşlar bu bir ilaç, bu bir zehir yani. Kalktığın zaman bunu eğer şuraya dökersen boku yedim. Bak ben buraya atıyorum yani, kafama göre döküyorum ama zaten niye, burası çortlamış arkadaşlar, tamam mı? Hani bu bakteriyi öldürebilmek için ne lazım? Zehir lazım. Ama burada arkadaşlar faydalı bakteriler var. Pipoyu görüyorsunuz bak, kaç tane balık var, kaç tane, burada yüzden fazla elma salyangozu var görüyorsunuz. Ama su tertemiz. Niye? Arkadaşlar pipo oturmuş. Burada sağlıklı bir sistem var. Buraya metilini bir damlatırsanız kardeşim sistem çöker. O yüzden arkadaşlar bu bir zehirdir. Bu sadece akvaryuma ne zaman girer? Tüm balıklar cortladığı zaman girer. Ya bak girdi ne oldu? Kurtardı. Ama yanlış yerde girerse bu sefer de akvaryumu mahveder yani. Neyse arkadaşlar biz şimdi burada zaten zehirli öldürdük. Şuradaki balıkları buraya bir koyalım. İlk önce balıkları inceleyelim. Ondan sonra balıkları poşete koyup arkadaşlar şurada bir aşılama yapalım. Hani en azından ısıları falan denkleşsin ki buradaki balıklar da beyaz benek olmasınlar yani. Çünkü şunların suyu soğuk. Hemen bir halledeyim, geleyim bir saniye. Arkadaşlar balıklarımız bunlar. Gelen balıklar bunlardı. Şimdi şöyle size bir soru soracağım. Bakalım yorumlarda gerçekten kim tahmin edecek. Şimdi arkadaşlar ben buradaki balıklardan panda çöpçüğü hiç ilk defa besliyorum bu arada, tamam mı? Gerçekten güzel bir balık. Şuradaki iki tane çöpçüden bahsediyorum. Bunlar arkadaşlar özel türün de özel tür yani, size öyle söyleyeyim. Mesela bende nerede? Arkadaşlar şurada arkada var bir tane bronz. Şurada var mesela. Hani bunlar hep şuradakilerle aynı boyutta ama arkadaşlar pandalar çok çok daha değerli. Şimdi arkadaşlar size soru. Sizce ben burada hangi balığın gelmesine daha çok sevinmişimdir? Tamam pandaları ilk defa besleyeceğiz. Orada bir tane herhalde şu tetrazon olması lazım. Şurada bir tane genetik tetra var. Ki bu genetik tetra bendekilerden daha güzel. Neden derseniz bunlar arkadaşlar gözü de kırmızı. Bendekiler mesela öyle gözü kırmızı olan bir genetik tetram yoktu. Tamam bendekiler de rengarenk falan ama arkadaşlar bunun her şeyi kırmızı. Yani bunun türleri bile kırmızı. Bu benim genetik tetralarda aslında en çok sevdiğim şey. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tür çöpçü, bir tür leoparvatoz, bir tür tetrazon, bir tür de genetik tetra var, tamam mı? Yani burada 5 tür balığımız var. Hatta 4 tür. Ne yalan konuşuyoruz kardeşim. Sizce bunlardan hangisinin en çok geldiğine sevinmiş olabilirim? Bunu yorumlarda arkadaşlar bir tahmin edin. Sizce bu balıklardan hangisinin gelmesine sevindim? Arkadaşlar onu da şimdi size söyleyeyim. Oğlum şuralardaki ışıklar iyi yansıyor. Arkadaşlar bunların arasından geldiğini en çok sevindiğim balık kesinlikle net arkadaşlar vatozlardır. Çünkü dükkanda hiç vatoz kalmadı. Vatozu alıyorum arkadaşlar, vatoz tahmin ettiğimden hızlı satılıyor. Herhalde arkadaşlar biz vatozu biraz az alıyoruz demek ki. Yani bende balık kalıyor ama vatoz hiç kalmıyor. Her seferinde vatoz yönünden cortluyorum. O yüzden arkadaşlar bir daha gittiğim zaman Allah nasip ederse vatozu dolduracağım akvaryumlara. Ki arkadaşlar yani kendime de yetmiyor, bana da yetmiyor. Bak şimdi mesela hiçbir akvaryumda vatoz yok. Arkadaşlar içeriden böyle bir yağlanmış, yosunlaşmış. Camlarda arkadaşlar hani böyle bir pütür pütür bir şeyler var. En azından vatozlar o işimizi çözer. Şimdi biz bunları ne yapalım? Bir poşete koyalım arkadaşlar. Bir ısılarını denkleştirelim. Ondan sonra arkadaşlar akvaryumumuzu ekleyip akvaryumda daha detaylı zaten inceleriz. Bunları şimdilik buraya koyacağım arkadaşlar. Hani dediğim gibi şuraya ciklet almaya gittiğim zaman da bunları arkadaşlar betaları buraya aktarırız. Ondan sonra buraya farklı bir tür balık daha getireceğim. Yani biz ayın birinde, tamam mı, şuraya Iceman getirmiş olacağız. Allah nasip ederse pazartesi günü buraya Iceman gelecek. Aslında biz buraya Sarı Prenses düşünüyorduk. Iceman tamamen sürpriz oldu. Ondan sonracığıma ayın birinde Iceman'ler gelecek. Ayın üçünde cikletler gelecek. Büyük ihtimalle tabii toptancıya gideceğim için bayağı bir çeşitli balık da gelir aynı zamanda. O zaman bu orta tarafı arkadaşlar hani karmada kullanabileceğim böyle küçük tür balıklar için burayı değerlendireceğim. Betaların hepsini şuraya toplayarak da bakacağız duruma. Şimdi bunları bir poşetleyeyim, tekrardan geliyorum. Arkadaşlar şimdi poşete koydum, ısıların dengelenmesini bekliyoruz. Burada bir 15 dakika kadar kalacaklar. Yalnız burada arkadaşlar tabii vatozların derisi sert olduğu için inşallah diğer balıklara bir sıkıntı vermezler, bir zarar vermezler diye de umut ediyorum. O yüzden gözüm üzerlerinde olacak. Ama arkadaşlar bak leoparvatozun ne kadar hızlı büyüdüğünü görüyorsunuz. Yani bunlar şu anda bir 10 santimi var. Yani şu 10 santimse şu da 11 santim falan kardeşim. Ben santim mücoyum, ben bilirim. Yani şu 30 santim akvaryumda gerçekten iyi büyümüşler. Biz bunları verdiğimiz zaman küçücüklerdi. Yani arkadaşlar leopar vatoz aldığın zaman gerçekten büyüyen bir balık. Ha fena mı? Fena da değil. Hani cüce vatoz her zaman bulunmuyor ama leopar vatoz da tavsiye ederim sizlere. Zaten genelde %95 hani pet shoplar leopar satar. Yani toptancılara hiçbir zaman ben şöyle söyleyeyim. Kolay kolay cüce vatozun geldiğini görmedim. Neyse arkadaşlar şimdi bunları bir biraz bekleyelim. Bir 15 dakika kadar ısıları bir denkleyesin. Ondan sonra ufak bir aşılama yapacağım. Çünkü dayanıklı balıklar, sıkıntı yok. Ufak
başlamadan sonra akvaryuma geçireceğiz. Ondan sonra şöyle bir sağa sola toparlar, videoyu da sonlandırırız. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen bu videomuza da 300 like atarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. YouTube'dan bir gelir elde ediyorum. Bu aşikar bir şey, zaten bunu herkes biliyor. Ama arkadaşlar ben bu işi gerçekten gelir için yapıyorsaydım ya da bu like'ları gelir için istiyorsaydım ben yani paso video yapıştırırdım yani kanala. Ama ayda 2 tane çekiyorsam demek ki arkadaşlar ben bu işi gerçekten hobi olarak yaptığım için, hani para için yapıyorsam açıkçası her gün yapıştırırım. Şimdi arkadaşlar madem ki baktım hani arkadaşlar video falan istiyorsunuz, ben de dedim ki hani like atarsanız ben de videoyu yapıştıracağım arkadaşlar. Ondan dolayı eğer ki bu videoya da 300 like gelirse, ki 300 like'ın da geleceğine eminim. Çünkü bir önceki videomuza 300 like istedik, 325 falan like geldi. Hatta şu videoyu siz izlerken büyük ihtimalle 400 falan da olmuş olacak. Eğer ki bu videomuza da arkadaşlar 300 like gelirse hemen arkadaşlar dediğim gibi pazar gününe de bir video bulup çekeceğim. Açıkçası arkadaşlar video çekmek kolay değil gerçekten. Yani bunun 1-1,5 saati video çekme esnasında sürüyor gidiyor. Bir de arkadaşlar 1 saatte bunun bilgisayar başında uğraşıyoruz. Yani 2-2,5 saat kadar sürüyor. Ben halletmeye hallederim ama siz de arkadaşlar like atarsanız gerçekten beni sevindirirsiniz. En azından derim ki insanlar istiyor, ben de video çekeyim derim. Şimdi arkadaşlar bir 15 dakika kadar bekleyelim. Bunların bir ısısı denkleşsin, hemen tekrardan geleceğim. Balıklarımızı saldık. Yalnız bu pandaları milletin övdüğü kadar da varmış. Yani gerçekten alt tarafı kıçında bir tane siyah nokta var. Bir tane üst, kardeşim tam göremeyeceğimiz yere gitti ya. Yani arkadaşlar bir iki tane yerin alt tarafı siyah nokta var ama gerçekten tahmin ettiğinden çok daha güzelmiş. Yani niye böyle güzel ben de anlamadım. Halbuki albinolar falan var ya, biliyorsunuz zaten. Onlar arkadaşlar hani böyle artık basit geliyor. Yani ne bileyim, onlar hatta ucuz da. Ama bu pandalarda bir iki yerinde siyah nokta var diye çok kıymetli oluyor. Ben anlamış değilim. Yani arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Eğer ki keramet siyah noktadaysa vallahi bir iki tane çapsız arkadaşıma bir iki nokta hediye edeceğim yani. Böyle olmuyor. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçayım, tamam mı? Buranın suyunu değiştirdik. Bugün beyaz benek hakkında konuştuk. Hatta bunların da tedavisini de yaptık. Bak şöyle yakından da göstereyim. Hani siz görebiliyorsunuz mu bilmiyorum ama bir tanesinde bile kalmadı. Bunların hepsini kurtardık. 4. 5. günde biz bu işi çözdük. Arkadaşlar yeni balıklarımız geldi. Dediğim gibi her gün pet shop'a değişik bir şeyler geliyor. Onları da artık yakında sizlere gösteririm. Bak mesela bugün 2 tane panda geldi. İşte şurada bir, ama şu balık da güzel. Yani bu balığın da arkadaşlar hani ismini bilmiyorum ama tetrazondu büyük ihtimalle, öyle hatırlıyorum. Yani arkadaşlar o da bir öyle bir çakma pirana havası var yani balıkta. Ve onda da bir iki tane siyah nokta var. O da değerli. Demek ki arkadaşlar keramet neymiş? Siyah noktadaymış. Şuna bir bak, harbi iyi la. Harbi iyi la. Arkadaşlar buna niye panda diyorlar biliyor musunuz? Hani normal pandalarda da gözü siyah ya. Hani gözünün olduğu yer. Bunda da öyle. Kesin herhalde ondan dolayı buna panda dediler. Yani artık kimin aklına geldi, kim buna bu ismi verdi bilmiyorum ama harbi tatlı görünüyor yani. Gerçekten güzellermiş. Gittiğimiz zaman panda bulursak bu pandalardan da bayağı bir getirelim. Ama arkadaşlar fiyat farkı var ya, nereden baksanız 2 katı var ha. Yani bana gelişi de 2 katı var. Yani bunlar diyelim ki bana 10 liraya geliyorsa bunlar 20 TL'ye falan geliyor. 15-17'ye falan belki buluruz da duruma bakacağız artık. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçayım. Kendinize iyi bakın. Bu arada üstünü çok açtık ya. Şunlar biraz kurur gibi de oldu. Aslında ben buna biraz şey mi yapsaydım ya, su mu dökseydim bilemedim de. Vallahi inşallah yaşarlar arkadaşlar. Eğer yaşarsa ne ala memleket. Gerçi şimdi birazdan ısıtıcısını da takarız. Burayı yine de nemlendirir. Bak, zaten biz bunu nasıl beyaz benek ettik biliyorsunuz değil mi? Biz bunu çıkarttık, takmayı unuttuk. Ondan sonra batlar beyaz benek oldu ya. Çok basit, saçma sapan bir şeyden dolayı biz batları beyaz benek ettik de her neyse. Arkadaşlar ısımız şu anda 25 dereceye düşmüş. İyi, problem yok. En azından 2 derece artar şimdi. Orada da bu da buharlaşır. Güzel bir şekilde nemlenirse en azından belki bundan da yavru alırız. Ya arkadaşlar benim anlamadığım bir şey var. O da şu. Şunu biraz kaydırayım. Ya oğlum bunun ne zaman günü gelecek? Biz bunu kaç gündür bekliyoruz ya? Bak şöyle bir zoomlayayım. Arkadaşlar bunu ben bayağıdır bekliyorum ha. Hiç olmazsa, bak hiç olmazsa ben bunu 2 haftadır falan bekliyorum. Yani bu artık daha ne zaman bunlar canlanacak falan hiç bilmiyorum. Ya bu da canlanırsa güzel olur. Açıkçası elma salyangozu benim çok hoşuma gidiyor. Bak burada şurada yavrular var. Onları da bir göstereyim. Hatta yakın çekimde çok daha güzel gözüküyorlar. Hani büyüdüler arkadaşlar. Bunlar da bayağı bir büyüdü. Bak şu pislik yığınının içerisinde aşırı çok fazla var. Ya bunu işte dibini çekemiyorum. Çektiğim zaman bunlar da geliyor. Şimdi geçenlerde bir dip çektim, temizlik yaptım. Buraya koymak zorunda kaldım. Çünkü bunun içerisinde de elma salyangozları gitti. Ayıramadım. Vallahi artık duruma bakacağız. Ben artık ufaktan kaçıyorum. Arazi oluyorum. Abi bayağı bir geç oldu. Artık dolmuşu bulur da eve gidebilirsem iyi olacak. Biz bu arada bugün sabah taşındık arkadaşlar. Şimdi ben yeni evime gideceğim. Yeni evimden haberim bile yok desem yeridir yani. Ne bir eşya taşıdık ne bir şey yaptım. Hiçbir şeyden haberim yok. Yani hep dükkandaydım.
Şimdi yeni eve gideceğiz. Bakalım durumlar nasıl olacak. Ben de bilmiyorum açıkçası. Benim için de çok ilginç olacak. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda artık görüşürüz. Eğer dediğim gibi bu videoya da 300 like yapıştırırsanız yarın pazar günü hemen bir video konusu daha ayarlarız. Üst tarafı kurarız olmazsa arkadaşlar. Bir ayar çekeriz yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Artık buraya merdivenle falan çıkarız arkadaşlar. Yoksa diğer türlü zor. Şurada da soba çalıştırıyoruz. Burası biraz ısınsın diye. Yoksa naneyi yerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım.